Tekrardan merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün çok beklenen büyük güne nihayet kavuştuk. Bugün büyük gün. Bugün bombaların patlayacağı gün. Bugün piyasayı alt üst edecek haber saat 21.00'da çıkacak. Yani Fed kararı 0.50 ve 0.75 oranında bir hatta daha fazla bir faiz arttırımına gideceği söyleniyor. Peki Fed kararından sonra piyasalarda ne olacak? Sizlere hemen hızlı hızlı söylemek istiyorum. Fed kararından sonra piyasalarda bir dalgalama, bir düşüş. Zaten düşüş var ama daha fazla bir düşüş gelebilir ama dolar 17 ve 18 lirayı test edebilir. Şibalanla günde bir sarsacak haberler gelmeye devam ediyor sevgili dostlarım. Bu haber nasıl haber diye soracak olursanız biliyorsunuz ki bir portal piyasaya söylüyor. Bu portal Shiba yani Shiburn otomatik coin yakın portalı. Bu portal Shiba'yı çok daha fazla ve çok daha hızlı yakın yapabilecek bir düzenlemeye getirdiler. Bu da Shiba'nın daha çabuk yükseleceğinin anlamına gelir. Tabii ki de bakın şu anda genel olarak piyasa bir düşüşte. Herkes diyor şu an piyasa düşüş. İşte hala düşüyor, düşüyor, düşüyor. Evet düşüyor ama her zaman ve her videomda söylüyorum. Her düşüşün arkası mükemmel bir rallidir. Bunu da asla unutmayın. Şu anda tabii ki de piyasa volatil hareket ediyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Hep düşüş, düşüş, düşüş. Bitcoin'in 29 bin dolarlara kadar düşeceğini söylüyorlar. Ama hayır, Bitcoin maksimum yani ne kadar sınırları zorlarsa zorlasın Bitcoin 33 veya 32 bin doların altına düşmez. Peki hangi bölgeden alım yapmalıyım diyorlar. İstediğiniz bölgeden alım yapabilirsiniz şu sıralar. İster 38 bandında, ister 39 bandında, ister 29, ister 30, ister 32 bin hiç fark etmiyor. Çünkü Bitcoin Haziran ve Temmuz ayından sonra en az 70 bin, 65 bin ve 70 bin dolarlara çıkacak. Tabii ki de ne kadar en dipten alırsanız kar oranınız o kadar yükselir. Ha, her pozisyondan alırsan kar oranın yine kar edersin. Ama şöyle söyleyeyim sizlere, sen en dipten alıp da bu %100 yükseldiği zaman %100 kar edeceksen diyelim sen ne yaptın? En dipten aldın, tamam mı? Şuradan aldın. Bu biraz daha düştü. Biraz daha aşağıdan aldın. Veya yükseldi. Diyorsun ki ben biraz daha alayım. Bu daha da yükselecek diyorsun. Sen bu 3 noktadan da alım yapsan senin buradaki kazancın %100 olmasa bile %80'e kadar düşer. Ama kazanırsın. Kar ortalaman düşer ama coin miktarın artar. Kazanç oranın düşer ama kazanırsın. Zarar etmezsin. Bu sebepten dolayı hangi bölgeden alayım diye soran arkadaşlara her bölgeden alınır. Tabi her bölgeden derken kalkıp da Bitcoin 45-50 bin dolarlardayken de almayın yani. Hani daha fazla kar elde etmek istiyorsam şu an alın bölgesi. Hatta bir miktar daha bekleyebilirsiniz. Yani Fed kararından sonra bir düşüş daha gelebilir ama ters köşe yaparak yükseliş de gelebilir. Dikkatli olun, beklemede kalın. Shiba az önce bahsettiğim gibi bu yakın portalını hızlandırdıktan sonra çok güzel yükseliş gelecek. Mükemmel yükseliş gelecek. Öyle böyle değil. Şunu da söyleyeyim sizlere. Geçenki analizimde ben bir şeyi fark ettim. Bundan birkaç ay önce size yüklemiş olduğum Shiba videosunda Shiba bu yıl 2-0 atabilir dedim ama hayır. Shiba 2-0 bu yıl atmaz, atamaz. Ha, çok güzel kar getirir ama 2022 yıl sonuna doğru hani zorlasa zorlasa maksimum bakın maksimum bir sıfır atar. İkinci bir sıfır atamaz. Çünkü Shiba buradaki esas planlarını 2023'e saklıyor. Bakın Shiba buradaki en büyük planını, en büyük planlarını, en büyük kar oranlarını 2023'e saklıyor. Çünkü şu anda bu coin yakımı devreye girdikten sonra 2023'te esas gelirler gelmeye başlayacak. O sebepten dolayı Shiba 2022 yıl sonuna doğru maksimum 1-0 atar. O da atabilirse. Ama çok güzel kazançlar getirecek. Sıfır atmasa bile mükemmel kazançlar getirecek. Ben sizlere bu videoda bunları söylemek istedim. Bu aralar kripto para piyasasını daha fazla takip etmenizi öneriyorum. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.